change the world. Karşınızdayız sayın seyirciler. Bu pazar çok değerli bir piyanisti ağırlıyoruz programımızda. Bugün uzak doğudan Asya'ya, Avrupa'dan Amerika'ya kadar dünya çapında konserler veren bir isim ve birçok uluslararası ödül almış bir piyanisti ağırlıyoruz dinleyeni yakacak derecede yoğun ve müziğe odaklı olarak tanımlanıyor kendisi. İstanbul Resitalleri kapsamında ülkemize gelen İngiliz piyanist Freddie Kemp konuğumuz. Hemen kendisine dönüyoruz. Freddie Kemp, welcome to our Freddie Kemp, öncelikle programımız dün bugün yarına hoş geldiniz. İstanbul'a da hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Anladığım kadarıyla biraz Türkçe konuşuyorsunuz. Evet, biraz biliyorum. Peki teşekkürden başka ne biliyorsunuz? İyi akşamlar. İyi akşamlar diyorum ve restoranlarda istediğim yemekleri sipariş edebiliyorum. Aç kalmam yani. Tebrik ediyoruz sizi o zaman. Türkçenizden dolayı tebrik ederiz. Freddy Kemp birazcık Türkçe konuşuyor ama aslında kendisi 12 lisan konuşuyormuş. Oraya geleceğiz birazdan sohbetimizin içerisinde. Freddy Kemp, size ilk olarak şunu sormak istiyorum. Müziğin sizin için kendi kelimelerinizle yapacağınız tanımı nedir? Müzik sizin ve ruhunuz için ne ifade ediyor? Bence müzik insanların sözler ve lisanlar olmadan birbirleriyle iletişim kurma yollarından biridir ekspresel bir lisan gibi. Bence duyguları iletiyor. Dolayısıyla benim için müziğin güzel tarafı şu. Bazen kendimizi mutlu hissederken kendimizi kötü hissetmek isteyebiliriz. Hissetme şeklimizi klasik müzik veya pop müzik dinleyerek kolaylıkla değiştirebiliriz. Herhangi bir müzik dinleyerek içinde bulunduğunuz durumu kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Geçmişinize, çocukluğunuza gidersek, hmm. piyanoyla ilk tanışmanızı hatırlıyor musunuz? Piyano çalan birini duymuş veya piyano çalınan bir şarkı dinlemiş olabilirsiniz o dönem. Bu ne zamandı? Memories, memories. Ne zamandı acaba? Çocukken piyanonun sesini duyduğumu çok net hatırlıyorum görüyorum. Disney filmlerinin müzikleri olabilir. Onlardaki piyano sesini hatırlıyorum. Annemle babamın dinlediği müzikler de olabilir. Babam Frank Sinatra'yı çok severdi. Arka planla piyano çaldığını duyduğumda onun sesini çok beğenirdim. <laughs> Belki de Frank Sinatra'nın My Way adlı şarkısında duymuş olabilirsiniz. Olabilir tabii. Strangers in the night, the night hatırlıyorum. Onun içinde bir piyano bölümü vardı. Evet, onda da vardı. Peki piyano çalmaya ne zaman karar verdiniz? Ve enstrüman olarak neden piyanoyu seçtiniz? Dört yaşına bastığım sene Noel ve yılbaşı zamanı gelmişti. Ailem beni bir oyuncak mağazasına götürmüşlerdi ve etrafa bakıp ne istersem seçebileceğimi söylemişlerdi. Neden bilmiyorum ama ben hepsinin fiyatlarına bakıyordum. Fiyatları sorup duruyordum. Hı. Bana alacakları en pahalı oyuncağın hangisi olacağını merak ediyordum. Hı hı. Sonunda üst rafta duran bir kutuyu gösterdim ve onu bana alacaklarını ama başka da bir şey almayacaklarını söylediler. Hı hı. O kutunun içinde ne olduğunu bile bilmiyordum. Daha sonra kutuyu açtığımda içinde oyuncak bir piyano olduğunu gördüm. Elektrikli klavye çalmaya başladım çünkü o benim Noel hediyemdi. Bu durumda sizin piyanoya sahip olmanız tesadüfi olmuş. Aslında öyle. Kutuyu öylesine seçmişsiniz. İçinde piyano olduğundan haberiniz yokmuş. Oyuncak bir piyano. Ondan sonra da ders almaya başlamışsınızdır eminim. Kutunun içinden çıkan kitapçıkta bazı melodiler vardı. Bir çocuğun kolayca anlayabileceği şekilde hazırlanmıştı. Çocukların söylediği şarkıları çalabildiğimi hatırlıyorum. Bir hafta içinde kullanma kılavuzundaki her şeyi çalmaya başlamıştım. Hı hı anneme bunu artık çalabildiğimi ve bana başka bir şey almasını söylemiştim. O da bana piyano çalmanın aslında daha zor olduğunu ve tek elle çaldığım için bana kolay göründüğünü söylemiştim. Sağ el büyük ihtimalle. Ve sonra annem iki eliyle çaldı. Bundan çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Ben de iki elle çalmayı öğrenmek istiyordum ve onlara piyano dersi almak istediğimi söyledim. İlk başta kabul etmediler ve yaşımın daha küçük olduğunu söylediler. İki ay kadar zaman geçtikten sonra madem bu kadar istiyor, bırakalım öğrensin demeye başladılar. O dönem kaç yaşındaydınız? Dört, dört buçuk. Okuldaki müzik öğretmeni sanırım annemden de güç alarak piyano, gitar, flüt ve keman çalmayı öğrenmem gerektiğini söyledi. İlk bir iki haftada beş farklı şey öğrendiğimi hatırlıyorum. Küçük bir yaşta beş farklı enstrüman çalmayı öğrenmişsiniz. Dört enstrüman ve şarkı bestelemek. İlk başta sadece piyano ve keman beste yapmanın temel teorisiydi. Daha sonra konservatuara gittim. Yine piyano, keman ve beste çalışması üzerine 16 yaşından sonra da artık sadece piyano ile devam etti. Ve piyanoyu seçtiniz. Peki beste de yapıyor muydunuz? Eğitim alıyordum ama kendimi asla besteci diyemezdim. Besteci olmak için okuyordum. Bu harika. Kariyeriniz boyunca uluslararası birçok ödül aldınız siz. Bazı ödüllerin kariyer üzerinde önemli etkisi olduğunu düşünürüz. Sizin için başarının kapısını açan ve kariyerinizi etkileyen ödül veya yarışma hangisi oldu? Benim için galiba iki tane var. Önceki İngiltere Ulusal Yayın Kuruluşu olan BBC 18 veya 19 yaşının altındaki müzisyenler için bir yarışma yapıyor. Peki o zaman siz kaç yaşındaydınız? 14 yaşındaydım. Yıllar içinde değişti ama o zamanlar yarışmanın her etabını yayınlarlardı ve insanlar takip ederdi. Çocuklar bile seyrederdi çünkü diğer çocukların neler yaptığını merak ederlerdi. Hı -hı. O yarışma benim için çok kapılar açtı çünkü uzun zamandır, aşağı yukarı 20 yıldır yarışmada hiç piyano olmamıştı. Keman ve diğer enstrümanlar olmuştu. Uzun zamandan sonra piyano çalan birisi yarışmayı kazanınca İngiltere'deki birçok organizatör çok heyecanlandı çünkü artık piyano çalan birisini alabileceklerdi. Dolayısıyla birçok konser fırsatı doğdu. Peki o zaman hangi parçayı çalmıştınız hatırlıyor musunuz? Yarışmada Rahmaninov'dan Paganini Rapsodisini çaldım. <laughs> Buydu. En meşhur olanı. İşte bu. Peki burada İstanbul'da konserinizde de yine Rahmaninov çalacaksınız öyle değil mi? Evet ama Rahmaninov'dan başka bir şey. daha çok Rus bestecilerin eserlerini çalıyorsunuz ve onlarla çok ilgilisiniz. Bunun sebebi nedir? Sizin için neden bu kadar ilgi çekici? Kariyerimde etkili olduğunu söylediğim yarışmaların ikincisi de Moskova'daki yarışmaydı. Ben aslında özel olarak o yarışma için değil, önümdeki birçok yarışma için hazırlanıyordum ama o yarışma benim uluslararası anlamda en büyük başarı sağladığım yarışma oldu. Belki bu yüzden olabilir. Rusya'da bir öğretmenle beraber çalıştım ve yarışmadan sonra Rusya'da çok iş yaptım. Sadece Moskova değil, St. Petersburg, Sibirya, Ekaterinburg ve Novosibirsk'te de bulundum. Rusya'nın 20-25 şehrine düzenli olarak gidip geldim ve hala düzenli olarak gidiyorum. Rusya'ya çok sık gidiyorsunuz o zaman. Evet, yıl içinde Rusya'ya çok fazla gidiyorum. Bir defasında bir yere giderken trene binmiştim ve iki gün trenle yolculuk etmiştim. İki gün boyunca sadece kar görmüştüm. Başka hiçbir şey yoktu. Ülkenin ne kadar büyük olduğunu hissedebiliyorsunuz. Bizim Avrupa kültürümüze veya Asya kültürüne çok uzak gerçekten. Hele eğer Rusya'nın tam ortasındaysanız iyice uzaksınız demek. Bunları gördüğüm zaman Rahmaninov ya da Tchaikovsky gibi bestecilerin neler hissettiğini daha iyi anlamış oldum. Onlar büyük şehirlerde değil, ülkenin göbeğinde doğmuşlardı. Moskova veya St. Petersburg'a gelebilmek için mücadele vermişlerdi. Her şeyden uzak ve soyutlanmış şekilde yaşıyorlardı. Ama klasik müzikte Ruslar çok romantik, öyle değil mi? Sanki biraz daha duygusallar. Bestecilerin çoğu romantik türde ilerlemiş. Bence kişiliklerine çok uyumlu ve ayrıca insanlara da uygun. Onlar çok açık sözlü insanlar ve hayat şartları da oldukça zor. Romantik akım milliyetçilikle çok bağlı onlar için. Müzik, ülkenin kendisinden çok etkileniyordu. Evet. Klasik müziğin asıl çıkış amacının dini yansıtmak olmasına rağmen zaman içinde klasik kültüre dönüşmüş aynı bilimde olduğu gibi sonra insan duygularını yansıtmaya başlamış ve tam da burada Rusya'yı etkisi altına almış. Bence ülkenin tarzına ve insanların kişilik yapısına çok uyuyor. Ve konuştuğunuz lisanlardan birini de orada öğrenmişsiniz. Sizin 12 lisan konuştuğunuzu okudum. Rusçayı orada öğrendiniz herhalde. Evet, Rusçayı Rusya'da öğrendim. Şu an oraya çok sık gittiğim için kullanma şansım da fazla oluyor. Evet, buradan izleyicilerimizle de paylaşmak isterim. Babanız Alman, anneniz Japon. Siz İngiltere'de doğdunuz. İngiliz vatandaşısınız. Peki Japonca'nız da iyi mi? Japonca öğrenmeye 20'li yaşlarda başladım ve şimdi gayet iyi konuşabiliyorum. Ben tek bir kelime biliyorum. Üniversitede Japon bir arkadaşım vardı ve birbirimizi ders çalışmak için zorlardık. Ben Koşinasay. <laughs> ne demek bu? Git ve ders çalış. Evet, git <laughs> ve ders çalış. Buradan arkadaşım Tomoko'ya da çok selamlarımı iletiyorum. <laughs> ritim sizin için ne ifade ediyor? Ritim, piyanistler için ritim her şeyin parçasıdır. Çünkü eğer perküsyon çalıyorsanız, davul kullanırsınız ve ritim çok önemlidir. Babamın davul çalanları müzisyen olarak görmediğini hatırlıyorum çünkü çıkardıklarını ses olarak kabul etmiyordu. Ama bence ritim müziğin kalbidir. Müziğin kalp atışıdır. Müziğin temposunu belirler. Nabzı hissetmek için ritmin orada olması gerekir. Evet, olması gerekli. Kesinlikle olması gerekli bence. Alman besteci demiş ki, siz çalarken sizi kimin dinlediğini boş verin. Sizin için fark eder mi? Fark eder. Bence birkaç farklı tip müzisyen var. Bazı iyi müzisyenler var ki, onlar sadece müziğin kavramına odaklanıyorlar. Bir parçayı çalışır ve onu yorumlamanın en mükemmel halini bulmaya çalışırlar. Hı -hı. Bence ben içten geldiği gibi çalan biriyim. Benim gibi içinden gelerek çalan harika müzisyenler de var ve ben daha çok iletişime odaklanıyorum. Dolayısıyla benim için izleyicilerimle iletişim kurmak çok önemli. Beni nasıl dinlediklerini çok önemsiyorum. Beni dikkatle dinliyorlar mı, etrafımı seyrediyorlar, yoksa telefonlarına mı bakıyorlar, acaba sıkıldılar mı, bu soruların cevapları önemli. Burada bir mekanımız var. Mekanın sesini dinlemek lazım. Havalandırmanın sesi geliyor, zemin biraz hareket ediyor. Bunların hepsinin farkında olmak ve seyircinin ne duyduğunu anlamaya çalışmak. Evet, müziğinizden onların ne aldığını anlamanız önemli. Öyle değil mi? Onların tecrübe ettiği benim için çok önemli. Bugüne kadar 20 tane albüm yapmışsınız hangi bestecinin şarkısını çalacağınızı nasıl seçiyorsunuz? Buna nasıl karar veriyorsunuz? Yıllar içinde bu çok değişti. Çünkü piyasa bazen daha çok satış yapmak istiyor ve bazen de prestijli işler yapmak peşinde oluyor. Belirli bir eseri seçmenin çok farklı sebepleri olabiliyor. Ben daha çok en az anladığım müziği seçerim. Bazen müziği çok iyi bilmeniz veya onu çok çalışmış olmanız, onu kalbinizde hissetmenize yeterli olmuyor. Çünkü o hisler hayatınızda hiç yaşamadığınız bir şeyler olabilir. Bu aslında içinde bulunduğunuz zamana da bağlı, öyle değil mi? Çünkü zamanla insanlar değişiyor ve hepimizin duyguları farklılaşabiliyor. Aynen öyle. Genç de olsa, yaşlı da olsa müziği herkes kendine göre yorumluyor. O yüzden ben hep bir şekilde kendime yakın olan müzikleri seçmeye çalıştım. Hı hı. Benim müziklerim hep böyle seçildi. Peki bu yüzyılda yaşayan besteciler içinde en çok kimi seviyorsunuz? Bu yüzyıl? Emin değilim. Son yüzyıl içinde. Bir düşüneyim. O kadar çok var ki. İlk aklınıza kim geliyor? Ben aslında Leonard Bernstein'ı çok severim. Çünkü onun yaptığı müziği çok beğenirim. Hem besteci, hem şef, hem de icra eden kişi olmuş. Rhapsody in Blue çalmış. Batı yakasının hikayesini yazmış. Ve birçok senfoniyi yönetmiş. Piyano için çok fazla müziği yok ama çaldıklarımdan çok keyif aldım. Biraz çalabilir misiniz kısa da olsa? Maybe little Düşünüyorum. Aklınıza ne gelirse. Bernstein'dan Prelude, Fugue and Drives. Bunu orkestra olarak çalmak daha iyi tabii. Beş tane trompet, beş trombon, beş saksafon ve davullar. Bunu daha önce çaldığımda kulaklıkla kulaklarımı kapatmak zorunda kalmıştım. Çünkü fazla gürültülüydü, kafamın içi sallandı. Aslında siz cazla da çok ilgilisiniz. Öyle değil mi? Müziğinizi nasıl tarif ediyorsunuz? Kesinlikle klasik müzikçiyim. Cazı çalarken o hisse çalmıyorum. Benim için caz bildiğimiz bir şeyi almak ve sonra onu doğaçlama yaparak duygu değişimi yaratmak. Bana göre bir caz sanatçısı çok basit bir şeyi çalıp çocuk şarkısı bile olabilir. Onu 20 dakika kadar uzatarak çalabilir. Heyecanlı ve insanı içine alan bir şey. Sürekli dinlemek istiyorsun. Ben caz çok seviyorum ve hatta gençken çalmaya bile çalıştım ama sanırım onu çalacak enerjiye henüz sahip değilim. O özgürlüğü ve o dili kendi istediğim şekilde geliştirecek enerjiyi daha bulamadım. Sanırım ritme biraz daha canlılık katıyor. Evet katıyor. Ama neyse ki caz türünü benimseyen birçok klasik müzik bestecisi var. <laughs> Bernstein'ın Prelude, Fugue and Riffs adlı eserinde olduğu gibi caz orkestrası için yazılmış. İçinde davullar var. Ama klasik müzik aslında. <laughs> Çünkü öyle yazılmış. <laughs> Ben de caz müziğini işte bu şekilde seviyorum. Önce yazılmış eseri bir klasik müzik sanatçısı daha karmaşık bir hale getirebilir. Eğer biz doğaçlama yapmayı denersek onu herkesten daha güzel bir şekilde yapabiliriz. Ama yine de aynı lisanda olan aynı şarkıdır. Anlıyorum. Mesela burada İstanbul'da konserinizde Yine bir caz bestecisi olan Kapuzinski'den çalacaksınız. Playing here in Turkey Kapustin as well who's a jazz composer. Yes, he was a he was jazz pianist ama insanlarla paylaşmak için kendi müziğini de yazabiliyor. To share with other people and böyle yaparak hem işini daha karmaşık hale getiriyor hem de çalmasını iyice zorlaştırıyor. Siz beste de yapıyor musunuz? Hayır, yapmıyorum. Çünkü bence bu biraz da zaman meselesi. Peki, yapmayı planlıyor musunuz veya hedefleriniz içinde var mı? Yok galiba. Bunun eğitimini aldım aslında ama sonra bu iş için yeterli sabra sahip olmadığıma karar verdim. Biraz da tembelim zaten. Peki, günde kaç saat çalışıyorsunuz? Benim üç tane küçük çocuğum var. Evet, 4 ve 9 yaş arası sanırım. 4, 6 ve 9 yaşlarındalar. Eşiniz de müzisyen, keman virtüözü, öyle değil mi? Evet, o da müzisyen. Bu tempo ile çalışmak için çok zaman kalmıyor. Elimden geldiği kadar çalışıyorum. Günde 2 saat çalışabilirsem kendimi mutlu hissediyorum. Buna bile şükrediyorum. Eğer turnedeysem çalışmak için daha fazla zaman bulabiliyorum. Peki çocuklarınız müzikle ilgililer mi? Evet sanırım ilgililer. Hepsi bir enstrüman çalıyor. Onlara çok yüklenmek istemiyorum. Eğer severlerse tabii yapabilirler. Ben onlarla sadece kendi tecrübemi paylaşıyorum. En azından ne kadar çalışma gerektirdiğini ve çalışmanın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Onlar da bunun farkında ve bundan sonra ne kadar ileri gideceklerine kendileri karar verecekler. Eminim sizi dinledikçe ilgileri artıyordur müziğe. Hem anne hem de baba klasik müzik sanatçısı. Son olarak bizi izleyen piyano çalmayı öğrenmek isteyen gençlere Veya genç piyanistlere ne gibi tavsiyeleriniz olur? piano in learning it or to the young pianists. Öncelikle çıkardığı sesi sevdikleri bir enstrüman seçmelerini öneririm. Bence bu çok önemli. Ben piyanonun sesini çok severdim. Bir notaya basmak bile bana inanılmaz keyif veriyordu. Hepsi herkese uygun değil tabii. O yüzden kendilerine uygun olan ve sevdikleri enstrümanı seçmeliler. İlk başta birkaç enstrümanla başlamak daha kolay olabilir. Çünkü içlerinden herhangi biri onlara daha kolay gelebilir. Mesela küçük çocuklar iki elleriyle paralel olarak piyano çalmaya başladıklarında zorlanıyorlar. İki eli ayrı şekilde çalıştırmak onlar için daha kolay. Elleri aynı anda paralel çalıştırmak küçük çocuklar için kolay olmuyor bu zorlukla uğraşmak yerine başka bir enstrümana geçebilirler. Mesela yaylı enstrümanlarda eller paralel çalışmak zorunda değil. Evet, iki eli aynı anda hareket ettirmek. Bunun dışında yaptıkları işin keyfini çıkarmalarını öneririm. Çünkü sadece bir hayatımız var ve enstrüman çalmayı kendi keyfimiz için öğrenmeliyiz. Son bir sorum daha var çünkü sormayı unuttum. Röportaj öncesi konuşmuştuk. Siz bana yıllar önce Fazıl Say'la aynı yarışmaya katıldığınızı söylemiştiniz. Evet, öyle oldu. Bize biraz anlatır mısınız e, o yarışmayı? Um, New York'ta bir yarışmaydı. Hı -hı. Um, and... Tuhaf bir yarışmaydı çünkü o zamanlar böyle yarışmalar çok fazla yoktu. Katılımcılar davet ediliyordu. İşte bu yüzden de bana çok ciddi bir iş gibi gelmedi. Çünkü asıl yarışmalara başvuru falan yapmak gerekiyordu. Genislerden biri de Fazıl'dı. Bu çok eski. 1996 yılındaydı. Siz kaç yaşındaydınız? Sanırım 18 civarlarıydı. Fazıl Say sizden büyük herhalde. Evet ben 18 yaşındaydım. Fazıl'la orada tanıştım çünkü ikimiz de kazandık. Hı hı. Daha sonra birçok konser oldu ve hepsinde Fazıl da vardı. Hı hı. O benim konsere gideceğim yerden dönüyor oluyordu. Hı hı. Veya ben döndüğüm bir yer için Fazıl'ı oraya göndermeyin çünkü orayı hiç sevmezlerdim. Biz aslında çok ama onu ve neler yaptığını biliyordunuz. Oh, you know. Birbirimiz hakkında bilgimiz vardı tabii. Çünkü aynı insanlarla çalışıyorduk. yana Dünyası küçük bir dünya olduğu için onunla birçok defa karşılaştık. Onu en son Berlin'de gördüm. Ben oradaydım ve o eşimle birlikte çaldı. Ben de konserdeydim ve onunla selamlaştığımızı hatırlıyorum. Kim bilir belki de ileride bir gün bir konserde beraber çalabilirsiniz. Evet, neden olmasın? Evet, bu harika olurdu. Freddy Kemp, bu röportaj için size çok teşekkür ederim. Bize vakit ayırdığınız ve tecrübelerinizi bizimle paylaştığınız için tekrar teşekkürler. Size kariyerinizde başarılar diliyorum. Ama en önemlisi hayatta mutlu olmanızı diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet dün bugün yarının sonuna geldik sayın seyirciler. Umarım sizin de, siz de keyif almışsınızdır bu özel sohbetimizden. Gerçekten çok değerli bir piyanist. İstanbul Resitallerini buradan ben şahsen kutlamak istiyorum. Bu kadar değerli sanatçıları ülkemize getirdikleri ve sanatseverlerle buluşturdukları için. Ayrıca buradan söylemek isterim İstanbul Resitalleri geçtiğimiz yıl bir sosyal sorumluluk projesi de başlattı. Türkiye genelindeki okullara piyano hediye ediyorlar ve ilk piyanolarını yollamışlar bile Tunceli ve Diyarbakır'da birer okula birer piyano yollamışlar. Buradan bu sosyal sorumluluk projesi için de tebrik ediyorum İstanbul Resitallerini ben. Programımızın sonuna geldik. Bir başka Dün Bugün Yarın'da yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.